Hastanede çalışan temizlik görevi arkadaşımızdan daha az maaş alıyordu. Temmuz ayından önce. Yani 2022 Temmuz ayından önce. Şimdi son düzenlemelerle birlikte kısmen iyileşmeler yapıldı. Şimdi siz hani küçümseme maksadıyla söylemiyorum ama belki okuma yazması bile olmayan bir vatandaşımızın, temizlik yapan bir vatandaşımızı maaşını hekimin üzerinde tutarsanız, yani ortalamasını, bunun altından kalkma şansımız yok. Yani ondan dolayı bizim sağlık çalışanlarımızdan, özellikle hekim ve hemşire arkadaşlarımızın yurt dışına ya da özele kaçışları çok fazla oldu. Ve kamuda neredeyse doktor kalmamıştı yani. Çok azınlıkta kalmıştı. Mesela İzmir'de olduğumuz için söylüyorum. İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde zamanımızda 7 tane çene cerrahı varken, dişle ilgili olarak 7 çene cerrahinden bir tane kalmıştı. Mesela İzmir'in diş hastanesi, yani sonuçta İzmir'e hizmet veren bir hastane. Tabii böyle bir durumda ne oluyor? Sonuçta vatandaş da hizmet alamıyor. MHRS'den randevu alamıyor doktor olmadığı için. Hizmet alması güçleşiyor. Ve buradaki bizim zaten uzun süredir dillendirdiğimiz şey, özellikle hekim arkadaşlarımızı, yani sağlık hizmetleri sunumunun lokomotifi hekim arkadaşlarımızdır. Ama hekim arkadaşlarımızın maaşlarının yükseltilmesiyle birlikte tabii diğer hemşire, ebe, teknisyen, memur, tüm arkadaşlarımız da maaşları orantılı olarak yükseltilmesi gerekir. Son düzenlemelerle, Sayın Sağlık Bakanımızın beyaz reform diye bahsettiği düzenlemelerle birlikte özellikle hekim arkadaşlarımızda bir iyileştirme oldu. Yani bu da neyi getirecek? Tabii Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi kamuya dönüşü getirecek. Vatandaşlarımız daha rahat hizmet almaya başlayacak. Biz defalarca ifade etmişizdir. Yani sonuçta bu şekilde gitseydi, bir düzenleme yapılmasaydı 3-4 yıl sonra bizim vatandaşımız kamudan, yani devlet hastanelerimizden hizmet alamaz konuma gelirdi. Ki şu an bile biraz zor. Şu an bile biraz zor ama bir çaba var. Yani bir iyileştirme çabası var. Yani bunun biraz daha artırılması lazım. Yani ülkenin ekonomi şartlarıyla da bunlar tabii doğru orantılı. Ama şimdi özel hastaneler bir şekilde teşvik ediliyor. Yani bunu zaten hep beraber görüyoruz tüm vatandaşlarımız olarak. Şimdi siz bir hekim arkadaşımıza kamuda örnek veriyorum işte 1.000 lira verirseniz, özel hastanede o arkadaşımızı 3.000 lira ya 4.000 lira alırsa, 3 katı 4 katı maaş alırsa, o arkadaş kamuda tutma şansınız yok. Çünkü herkes bir şekilde tabii vatandaş hizmet etme çabası gayreti olabilir ama bunun yanında ücret de önemli etkenlerden bir tanesi. Ve biz Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza şunu seslenmek istiyoruz. Yani sonuçta bizim hekimlerimizin kamudan kaçışının bir tek sebebi ekonomik sebepler değil. Bizim hekimlerimizin kamudan ayrılışının, yani özel hastane ya da devlet hastane yurt dışına gidişlerinin altında farklı nedenler var. Bak bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de her zaman ifade ettiğimiz gibi yine bizim şu an Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarımız sözleşmeli idareciler tarafından yönetiliyor ve sözleşmeli yöneticilerimizin oraya başhekim müdür olabilmesinin bir tek kriteri var, o da siyasi referans. Böyle bir yönetim şekli olmaz. Yani bundan vazgeçmek lazım. Liyakat usulüne göre yöneticilerimizin oluşması lazım. Yani mesela yüksek lisansını yapmış, tezini yapmış bir sürü çalışan arkadaşımız varken bizim hizmetli kadrosunda olan arkadaşımız hastanelerin müdür oldu. Yani ne bileyim, dışarıdan berber olan, bu sözleşmeler yeni olduğunda ne bileyim işte mali müşavir olan arkadaşlar gelip devlet hastanelerinin müdür oldu. Yani Şimdi bunun tüm sektörlerde yanlış ama konu sağlık olunca hassas hassas bir oluyor. konu. Yani işletmeyi bilmesi lazım. Yani şimdi halen daha aslında bizim sağlık hizmetleri sunumumuz işletme mantığıyla gidiyor. Yani hastanenin idarecileri ne kadar çok para kazanırsa o kadar başarılı. Kriter bu. Yani böyle bir kriter olamaz. Yani bizim temelimiz nedir sağlık hizmetleri sunumumuzda? Koruyucu sağlık hizmetlerimizi en iyi şekilde vermek, vatandaşı hasta etmemektir. Yani bunu bizim sağlamamız lazım. Mesela hani konudan konuya atlıyor muyuz bilmiyorum ama geçen gün yine aile hekimlerimizle ilgili bir yönetmelik yayınlandı. Aile hekimleriyle ilgili yayınlanan yönetmelikte ne kadar çok hasta bakarsan ya da hasta standardı verildi orada. İşte şu kadar hasta bakanın puanı şu kadar. İşte 50 hasta bakanın puanı, örnek veriyorum, 50 ise 100 hasta bakanın puanı 100. Ya bu ne demek? Daha çok hasta bak diyor aile hekimine. Ama aslında bizim aile hekimlerinden beklentimiz şu olması lazım. Yani kendilerine bağlı olan nüfusu hasta etmemek. Yani onların koruyucu sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vermek Birinci olması basamağın lazım. amacı Tabii zaten birinci basamağın amacı bu.
Yani orada önemli olan poliklinik sayısı değil. Hani bizim eski sağlık bakanlarımızdan kulaklar çınlasın Recep Akta vardı. Recep Bey ara ara derdi yani açıklamalarında. İşte bizim poliklinik sayımız işte 2007'de örnek veriyorum işte 500 bindi ya da 500 milyon her neyse. İşte 2008'de işte 750 milyon olduğu gibi ifadeler kullanırdı. Bu ne demektir? Bu ben vatandaşlarımızın sağlığını koruyamıyorum, vatandaş hasta ediyorum demektir. Bizim poliklinik sayısıyla değil, polikliniğe yani hastaneye gelmeyen sayı düştükçe bizim övünmemiz lazım. Tabii farklı bir gerekçe yoksa. Hı hı. Yani vatandaş şimdi parası olmaz, gidemez, bilmem ne olur. O tür gerekçeler değil. Ama normal şartlarda vatandaşımızın koruyucu sağlık hizmetlerini ne kadar sağlıklı verebilirsek o kadar Sağlık Bakanı ya da sağlık camiasındaki doktorumuz, hemşiremiz o kadar başarılıdır dememiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi özlük haklarından geldik. O zaman tabii. Bu adım kıymetli. Önümüzdeki sizin hep ileride yaşayacağımız sıkıntıları hep gösteriyordunuz. Yani tabii. Belli, görünüyor. Tabii. Ve bu gelmeden bir şey yapmalı. Bu yolda bu adımlar önemli. Bu adım önemli olumlu mi? Bir adım. Şimdi Ayşegül Hanım, şimdi hekim arkadaşlarımız kısmen bir düzenleme oldu. Bir düzeltme de oldu ama şimdi bunun yanında mesela dün Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi üniversite hastanelerimiz atıl kaldı. Yani kenarda kaldı. Hı. Daha doğrusu. Mesela İzmir'de belediye hastanemiz var. Hiç nerede olduğu belli değil. Hangi mevzuata uygun olduğu belli değil. Bunlar var. Birinci basamakta sıkıntılar yaşadık. İnşallah onlar önümüzdeki günler düzeltilebilir. Ve buradaki en büyük sıkıntımız da sağlık hizmetleri sunumunun bir ekip işi olduğu. Hı hı. Hekim arkadaşlarımız bizim sağlık hizmetleri sunumunda lokomotifimizdir. Tamam mı? Yani o hekim olmazsa olmaz ama hekimin olmadığı yerde yani hemşirenin olmadığı yerde ne bileyim röntgen teknisyeninin, anestezi teknisyeninin, laboratuvar teknisyeninin ya da memurun kendi yaptığı işe göre baktığında bunların olmadığı yerde de o hizmet yürümez. Yani sonuçta bu bir ekip işi. Yani biz elbette hemşireyle hekim bir alsın, ne bileyim işte hizmetli memurla hemşire bir alsın demiyoruz ama o orantıyı iyi kurmak lazım. Şimdi ne oluyorsun? Küstürüyorsunuz. Yani birine hiç para vermediğiniz yerde birine 20 lira veriyorsunuz. Örnek veriyorum. Hı. 20 katını veriyorsunuz. Yani böyle bir i̇ş sistemde... İş barışı da içeride bozuluyor tabii. İş barışı bozuluyor. Hatta burada... Motivasyon düşer. Hani, genellemek kesinlikle doğru değil ama bazı hekim arkadaşlarımız hemşireyi küçümsüyor böyle durumlarda. Bazı hemşire arkadaşlarımız yani söylenmeyecek ifadeler kullanabiliyor. Bunlar hoş bir şey değil. Tabii bu oradaki verilen ücret ne hekimin inisiyatifinde ne hemşirenin ne de memurun inisiyatifinde. Burada hükümetin bu konuda düzenleme yapması lazım. Yani şimdi anestezi teknisyeni olmadan bir cerrahımız ameliyathaneye girebilir mi? Ameliyathaneye giremez yani. Ne bileyim laboratuvar teknisyeni olmadan o iş yürüyemez. Röntgen teknisyeni olmadan görüntüleme hizmetleri verilemez. Bunları bu şekilde ele almak lazım. Hı hı. Yani birine 20 verirken birine en azından 5 vermek lazım. 7 vermek lazım bize göre. O iş barışını orada bozmamak lazım. Ondan dolayı tabii biz bu yönetmelikle ilgili eksiklikleri ilgili Sağlık Bakanlığı'na başvurumuzu yaptık. Bazı sendikalarımız yönetmelikle ilgili yani o adaletsizlikle ilgili yargıya başvurdu. Hı. Yani iptaliyle ilgili yargıya başvurdu. Biz sendika olarak iptaliyle ilgili yargıya başvurmanın çok doğru olduğunu düşünmüyoruz. Niye? Çünkü bir düzenleme yapılmış orada. O düzenlemede eksiklikler, aksaklıklar var mı? Elbette var. O eksik ve aksak yönlerin ben tüm sendikalarımıza söylüyorum. Bu konuda Sağlık Bakanlığımıza baskı yapmak lazım. Yani şurası eksik, burası hatalı, şurası yanlış her neyse bu konuda yazılar yazılırsa yargıya gidilebilir ama eksik yönleriyle ilgili gitmek lazım. Yarın yönetmelik iptal oldu. Farz edelim ki 6 ay yeni bir yönetmelik yayınlanmadı. Ne olacak? 6 ay biz o hekim, hemşire ya da memur arkadaşın alacağı 3 lira, 5 lirayı bile bir şekilde engellemiş olacağız diye düşünüyorum ben. Ondan dolayı bunun daha diyalogla bakanlığımızla, diyalogla bunların çözülmesinde büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Bu arada şimdi tabii enflasyon hepimizin başının belası tabii. Ne yazık ki vatandaşların cebimizde bir eritiyor yani gelen parayı eritiyor. Dolayısıyla dün yine Erdoğan açıklamalarından devam edersek önemliydi sözleri. Bir taraftan Ocak ayını işaret etti. Ciddi bir sorunumuz var. Enflasyon hala evet ciddi sorun olmayı sürdürüyor ama bunu yılbaşından sonra hızlı bir şekilde inişe geçtiğini hep birlikte göreceksiniz dedi. Orada bir parantez açtı. Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarına kadar
pek çok tedbir hayata geçecek dedi. Zaten ihtiyaç var. Birçok alanda ihtiyaç var. Memurlarda durum ne? Şimdi tabii enflasyonist ortamlarda Ayşegül Hanım, şimdi esnafımız düşündüğümüzde, esnafımız ürünü işte 1 liraya alıyorsa 2 liraya almaya başlıyor. Satarken de 2 liraya satıyorsa 4 liraya satmaya başlıyor. Yani aslında esnaf bölümünde enflasyon ortamlarında çok büyük bir sıkıntı yaşamıyor. Alıyor satıyor çünkü. Ama enflasyonist ortamlarda en fazla etkilenen sabit ücretler oluyor. Emeklilerimiz oluyor, asgari ücretlerimiz oluyor, ne bileyim memurlarımız oluyor. Yani bunların da maaşları 6 aylık dilimler halinde ödenmesinden dolayı maalesef geri planda kalıyor. Yani düşük kalıyor ücretleri. Mesela 57. hükümet döneminde rahmetli Bülent Ecevit, işte MHP ve ANAP hükümeti döneminde eşel mobil sistemiyle memur ve emeklilerin maaşı her ay düzenli olarak enflasyon oranında ödenirdi. Her ay hesap yapılırdı. Yani hatta 2 puan huzur payı olarak verilirdi. Yani o dönemlerde bile kaldı ki bizim yani bu son 15 yıllık yaklaşık 15-17 yıllık dönemde memurlarımızın maaşları hep enflasyonun altında kaldı zaten. Bakın işte dün açıklandı herhalde yanlış hatırlamıyorsam Ağustos ayı enflasyonu TÜİK tarafından %80.21 miydi? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Şimdi TÜİK'in açıkladığı %80. Açlık sınırı yeniden açıklandı. %80.21 TÜİK'in açıkladığı rakam bir başka araştırma şirketine bakıyorsun %180 açıklıyor. Şimdi burada zaten bir güvensizlik ortamı var. Bunu herkes görüyor. Şimdi hatta bir de dün, mutfakta yaşadığımız var. Tencereyi pişirirken. Tabii kesinlikle. Dün bir tane karikatür gördüm. Çok hoşuma gitmişti. Bir tane yaşlı teyzeyi soruyor. Kaç yaşındasın teyze diyor. Beli falan eğilmiş böyle. 80'li yaşlarda yani görüntü. Diyor ki TÜİK'e göre 24 yaşındayım diyor. Yani maalesef bu hale geldi. Kime göre olduğu değişiyor. Kime göre olduğu değişiyor. TÜİK'e göre 24 yaşındayım diye hoşuma gitmişti. Hatta paylaştım sosyal medyada. Şimdi enflasyonun olmasını hiçbirimiz istemeyiz herhalde. Yani devleti yöneten hükümet yetkililerimiz de olsa, bizler de olsak hiçbirimiz istemeyiz. Ama bununla ilgili şimdi var olan bir şeyi gizlemek de doğru bir yaklaşım değil. Varsa vardır. Yani bunun farklı sebepleri vardır. İşte yönetimle ilgili sıkıntılar vardır. Her neyse bazen dünyanın küresel olarak etkileri vardır. Tabii küresel olarak etkileri şimdi görüyoruz bazen televizyonlarda ya da işte basın yayın organlarımızda ya da sosyal medyada. Şimdi diyor ki işte Almanya feci halde. Ne olmuş? Enflasyon %2'den %7'ye çıkmış diyor. Evet. Kıyamet kopuyor. Kıyamet böyle kopuyor. Bakıyor. Ya %2'den %7'ye çıkan enflasyon orada kıyamet koparıyorsa bizim yani %10'lu rakamlardan %180'ler çıktığı zaman bizim ne yapmamız Avrupa'da lazım? Avrupa'da kıyameti koparan yani. Rakamlar bizim rutin tabii rutin bizim alışkın olduğumuz şeyler. Yani hatta o dönemlerde bile ben enflasyonun gerçekten %10'lar seviyesinde olduğunu çok düşünen bir insan değilim. Bireysel fikrimi söylüyorum. Ama böyle bir ortamda bu denli değildi. Evet. Bu denli değildi. Tabii yani sonuçta bir denge vardı yani. Bir denge unsuru vardı. Ama şu an ne yaptığımız, ne yapacağımız hiç belli değil. Belli değil. Yani önümüzü yarını göremiyoruz. Tabii göremiyorsun. Yani elindekini, esnaf elindeki malı satmak istemiyor. Yani elektriğe bile neredeyse 1,5 ay içerisinde toplamda zannediyorum %70 oldu. Bir %50 zam geldi. Bir de en son %20 geldi geçtiğimiz. Geçen haftaydı galiba. Toplamda %70 zam ya. Kış ne yapacağız yani, diye kara kara düşünüyoruz. Vallahi. İşte şimdi zam bir çözüm değil. Yani sonuçta zam yaptıkça arkası geliyor bunların. Ama burada yani bize göre özellikle sabit ücretlerin, yani asgari ücret de bunun içine girebilir. Böyle aylık düzenlemeyle falan. Sabit ücretlerin maaşlarının enflasyonla birlikte her ay eşel mobil sistemiyle her ay hesaplanarak ödenebilir. Yani burada sabit ücretleri korumanın yolu bu. Yani ama enflasyonist ortamın sonuçta gizlemeye çalışırsanız, kapatmaya çalışırsanız bir başka yerden daha farklı patlaklar da verebiliyor. Bu sefer inandırıcılığını yitiriyor. Mesela TÜİK'in herhalde geçen ay olması lazım değil mi? Enflasyon açıklanacağı zaman 6-7 tane bürokratı rapor mu aldı, izin mi aldı? Öyle hatırlıyorum. Basın yayın organlarımıza çıktı. Yani bu güvenilirliğimizi yitirmeyelim. Yani gerek hükümet yetkililerimiz olarak, gerek bürokratlar olarak, gerek devlet kurumlarımız olarak gerçek neyse o. Yani hep beraber millet olarak varsa bir sıkıntı elimiz taşın altına koyacaksak hep beraber koyabiliriz. Bu ülke bizim. Yani öyle bir derdimiz yok ama birileri yani, koymuyorsa ama taşın altına işte elini. Birileri koymuyorsa var. Şimdi birilerinki de eziliyor. El kalmadı taşın altında. Şimdi tabii bir kesim yani milyon dolarlarla ortalıkta geziyorsa
Diğer taraftan vatandaşımız yiyecek ekmek peşinde koşuyorsa burada büyük bir adaletsizlik var. Rahmetli Turgut Özal, tabii yaş itibariyle biraz yukarıda olduğumuz için, rahmetli Turgut Özal'ın üç cümlesinin biri orta direk söylemiydi. Yani orta direk, yani ekonominin ortasında olan insan sayısını nüfus sayısını artırmak. Yani sağlıklı olan ekonomi bu şekilde diye ifade ederdi. O piramidin işte zengin bölüm diyelim %5 ise, %3'ü ise, işte %75-80'i ortada olması lazım. İşte fakir kesimde işte %10-15 her neyse, onu o hale getirebilirsek ülke nüfusuna huzurlu, refah içerisinde yaşayan bir millet oluşturabiliriz diye bunun çabasını veriyordu. Şimdi mesela bizim daha önce emekli olan bir memur arkadaşımız ya da bir işçi arkadaşımız emekli ikramiyesiyle kısmen bir ev alma yönünde adım atabiliyordu, değil mi? Yani en azından yarısını alıyordu belki, ama yani bir adım atabiliyordu. Onu çekirdek para haline getirebiliyordu. Ama şu an baktığınızda işte çevremize ev fiyatları ortada. Yani inşaat maliyetleri ortada. Şimdi normal bir ev alayım diye dese vatandaş, sıradan bir ev. Yani işte İzmir'de biliyorsunuz. 1 milyonun altında, 1 milyonun altında yoktur muhtemelen. Öyle tamam. Yani sıradan, yani böyle normal standartlarda olan bir şey değil. Şimdi böyle bir ortam, siz bu insanların şimdi memuriyete yeni başlamış bir gencimiz ya da asgari ücret alan bir gencimiz, bir işçimiz ya da bunları sen ev almaktan bile mahrum edersen, ömür boyu çalıştırıp sonuçta bu insanların hayata bağlılığı aslında bu zayıflar. Kişinin ne işe katkısı olur baktığınızda? Çünkü tabii, gelecekle ilgili bir hayal yanlaması kuramadığı yok için ne işe katkısı olur, ne işverene katkısı olur, ne kendine ne ülkeye. Bu bir zincir halinde devam eder. Evet. Ona hayal kurmayı destekleyebilmelisiniz ki o daha azimle çalışıp hayallerine gidecek tabii yolda tüm emeğini sarf edebilsin. Hayal kurmayı yok ederseniz bu işveren olur, devlet olur. Hı. Kim yani bu geliri sağlayan kimse, o kişiyi aslında kaybediyorsunuz. O kişi işte sadece görünen bir yüz oluyor. Tabii. Şimdi maaşlardan bahsettiniz. Promosyonları bir haftadır ulusal kanallarda dahil olmak üzere konuşuyor. Ne oldu? Bankalar arasında adeta bir yarış var. Vallahi ben en son 41 bin liralık promosyon bile gördüm. Doğrudur. Ne olur bilmiyorum bankalar arasında. Şimdi tabii emekli promosyonlarıyla ilgili bankalarımız yarış halinde, görüyorsunuz zaten. Herhalde 10 bin rakamlara dayandı bildiğim kadarıyla emekli promosyonları. Anadolu Üniversitesi'nde dün galiba Habertürk'te izledim. Evet. 41 bin liraya kadar banka promosyonu var. İşte neden oluyor Ayşegül Hanım? Enflasyon ortamından dolayı oluyor. Yani önünü görememekten oluyor. Hani şimdi tabii memur ya da emekli aldığı promosyon hoşuna gidebilir, ama yani bu aynı zamanda ülkenin ekonomisinin kötü olduğunun bir göstergesi. Tabii. Öyle değil mi? Yani şimdi banka promosyonları ile ilgili bizim Birlik Sağlasan olarak ve diğer tüm sendikalarımızın da bu konuda girişimi var. Genel itibariyle görüyoruz. Tabii samimi olanlar var, samimi olmayanlar var. Onlar herhalde memur arkadaşlarımız ya da işçi arkadaşlarımız ayırt ediyordur diye düşünüyorum. Ya bunu söylerken hemen parantez açayım. Yani sendikalar eğer bir siyasi partinin kontrolündeyse, o siyasi parti iktidardaysa emin olun ki onların yaptığı tüm iş ve işlemler görsellikten ibarettir. Hı hı. Çünkü siyasi parti onu otur dedi mi oturur, kalk dedi mi kalkar. Onun dışındaki yani böyle daha samimi sendikacılık yapma çabası içerisinde olan sendikalara, memurlarımıza ya da işçilerimizin üye olmasına fayda olduğunu ben düşünüyorum. Tabii buradaki girişimlerle ilgili şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız mesela bir genelge miydi, yazı yayınladı. Orada dedi ki kamudan ihale alan şirketlerin enflasyon farklarını ödeyiniz. Yani kamudan ihale alan şirketlerden bahsediyoruz. Diğer taraftan bunun dışında mesela banka promosyonları ile ilgili. İşte 3 yıl önce banka promosyonu yapılmış, 5 bin lira verilmiş memura. 5 yıllık yapılmış mesela banka promosyonu. Şimdi kalmış 2 yılı, biri alıyor 40 bin lira, biri almış 5 bin lira. Sonuçta burada bir hak kaybı var. Yani enflasyonist ortam olmasından dolayı. Ve o banka promosyonlarının bence böyle kurum kurum değil, il il değil. Bana göre direkt tepeden Sağlık Bakanlığı, mesela Sağlık Bakanlığı'ndaki tüm memurlarımızı kapsayan bir şekilde ve bu sürenin de kesinlikle banka promosyonları ile ilgili genelge en az 2 yıl, en fazla 5 yıl diyor. O sürende hiçbir zaman 5 yıl olmamasına fayda var. Çünkü ülkemizin önümüzü göremediğimiz için söylüyorum bunları. Bana göre en fazla 2 ya da 3 yılla bunun sınırlanmasına fayda var. Hatta yıllık yıllık bile yapılabilir ekonominin durumuna göre. O banka promosyonları ile ilgili önümüzdeki günlerde ben çözüleceğine inanıyorum.
Şu an İl Sağlık Müdürlükleri kendi çapında ya da diğer memurlarımızın olduğu diğer kamu kurumlarımızda bankalara yazı yazmaktalar. İşte yeni bir düzenleme yapılması gerektiği ya da iptal edilmesi gerektiği ile ilgili. Ama bu kısım kısım değil de demin ifade ettiğim gibi bakanlık olsa çok daha iyi olacağını ben düşünüyorum tek elden. Hem tartışmaların ortadan kaldırmış oluruz hem de bankalarla yani bankaların alacağı rakamdan memur ya da işçi biraz daha yüksek alır. Yani 10 lira alacağını 11 lira alabilir. Toplu olması adından söylüyorum bunları. Onun için bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Sağlık Bakanı'ndan ya da diğer bakanların konuya el atmalarında fayda olduğunu ve tüm memur arkadaşlarımızın banka promosyonlarının yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade etmek istiyorum. Ama önümüzdeki günlerde bu düzelecek. Biz o öngörüyü görüyoruz şu an. Bu arada son 4-5 dakikamız var. Ek ödeme yönetmeliğini de biraz detaylı açalım istiyorum Evet. Bu süre içerisinde. Nedir ek ödeme yönetmeliği? Neler yaşanıyor yönetmelikle birlikte? Şimdi açıklayalım. Ek ödeme yönetmeliğindeki en büyük sıkıntı adaletsizlik. Demin ifade etmeye çalıştım. Ama şimdi ek ödeme yönetmeliğinde belli kriterler getirilmiş. Mesela diyor ki işte memur uyarı cezası aldığında 1 ay, kınama cezası aldığında 2 ay, maaş kesme cezası aldığında 3 ay taban ek ödeme ödenmez diyor. Hmm. Şimdi bunu Sağlık Bakanlığı'na uyarladığımız zaman Sağlık Bakanlığı'nın zaten programın başında söyledim ya bizim yöneticilerimiz hep sözleşmeli yönetici. Hmm. Siyasetin en fazla olduğu kamu kurumu şu an Sağlık Bakanlığı kurumları. Yani idareci arkadaşlarımız sözleşmeli geldiği için bunun da tek kriteri siyaset olduğu için bu arkadaşlar o koltuğa oturduğunda maalesef siyasilere gebe kalıyor. Yani onların isteklerini yapmak zorunda kalıyor. Onların taleplerini yerine getirmek zorunda kalıyor. 2 yıl sonra bu sözleşme bittiğinde çünkü onlara yeniden ihtiyacı var o idareci arkadaşın. Onun için öncelikle Sağlık Bakanı'nda sözleşmeli yöneticinin kaldırılması lazım. Sözleşmeli yöneticiliğin kaldırılmadığı yerde siz disiplin cezalarıyla yani parayla memuru terbiye edemezsiniz. Yani hekime, hemşireye, teknisyene, şimdi demokrasinin kılıcı gibi kafasının üzerinde sallayacak. Sana ceza verirsen 1 ay paranı alamazsın. İşte şu cezayı verirsen 2 ay alamazsın, 3 ay alamazsın gibi. Böyle bir sistem yok. Hı hı. Bakın ben örneklendirmek istersem mesela tek tutanakla, tek imzayla tutulmuş olan bir tutanağın usulsüz olmasına rağmen o tutanakla kınama cezası verilmiş hemşire arkadaşımız var. Hı hı. Mesela enfeksiyon hemşiresi olan bir hemşireye ek görev verilmemesi gerekirken mevzuat gereği ek görev verilip hemşirenin itiraz etme sürecinde ceza verilen hemşire var. Mesela mesai saatleri sadece valinin yani il valilerimizin inisiyatifinde değiştirilmesi gerekirken bir hastanede bir memuru işte bir saat önce mesai geleceksin diye diretip yani haksız yere diretip o memurun görev yeri değiştirilen insanlar var. Şimdi burası böyle bir ortamda siz haktan hukuktan bahsedemezsiniz yani. O başhekim ya da müdür ve bu incelemelerin sonunda da maalesef yani bozacının şahidi şıracı hesabı bir incelemeci geliyor. Başhekim ne diyorsa müdür ne diyorsa onu yapıyor. Hı hı. Ve tüm kurullardan bu ceza kalkmıyor. En son nereye gidiyor? Mahkemeye kadar gidebiliyor. İdari mahkemeye kadar. Peki idari mahkemeden bu cezanın kaldırılması durumunda ne oluyor? O yanlış uygulama yapan idareci arkadaş elini kolunu sallayarak ortada dolaşıyor gene. Böyle bir şey yok. Şimdi biz önümüzdeki günlerde bu yanlış uygulamayı yapan idareci arkadaşlarda kimin imzası varsa o arkadaşla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın suç duyurusunda bulunacağız ve tazminat davalarımızı açacağız. Hmm. Yani oralar kamu kurumları. Yani böyle bir ortamda siz taban ek ödemeyi ya da performans ek ödemeyi cezaya bağlarsanız bunun önünü geçemezsiniz yani. Ondan dolayı o ayrı bir konu. Disiplin suçu ayrı bir konu. Hı hı. Disiplin suçunun karşılığı parada olmaz. Aynı şeyi aile hekimlerimiz de yaptılar. İşte şu kadar hasta bakarsan 3 lira alırsın. Bu kadar hasta bakarsan 5 lira alırsın. İşte bakmazsan şunu yapmazsan işte 10 lira kesilir gibi bir uygulama. Yani bu parayla disiplin cezasını birbirinden ayırmak lazım. Evet, evet. Öyle değil mi? Doğru. Yani şimdi o arkadaşlar kamu hizmeti sunuyor orada. Yani gerçi aile hekim arkadaşlarımız kamu hizmet sunuyor ama yani ne olduğu belli değil. Aile hekimlerinden gelen mesajlar da var. Bu arada siz anlatırken Evet. Ben dinliyorum. Cafer Ünal, aile hekimleri çok mağdur. Giderleri %200 arttı. Gelirlerse aksine aile hekimi baktığı kişi başına verilen miktar kat sayısı ise düştü diyor.
Şimdi ben söylüyorum, aile hekimine girersek o zaten apayrı bir konu. Bir konu değil mi? Şimdi bu arkadaşlar kamu hizmeti verirken özel binalarda ikamet ediyorlar. Şimdi o özel binalarda ikamet edenlerin mal sahipleri enflasyon arttı, kirayı %100 artıracağım, %200 artıracağım diye bir sürü sıkıntılar var. Bu arkadaşlar kamu hizmeti veriyorsa öncelikle kamu binalarında hizmet vermeleri gerekir. Hepsinde. Yani bunların yerlerinin düzenlenmesi gerekir. Yani sen aile hekimini bir taraftan kamu hizmeti verdiriyorsun, diğer taraftan sanki bakkal dükkanı işletir gibi bina kiralatıyorsun. Yani bir aile hekiminden dinlemiştim tabip odasıyla tabii. Yaptığımız bir programda. Ben duyduklarıma inanamadım. Bence Türkiye'de hemen ya birçok kişi aile hekimlerinin nasıl çalıştığını bilmiyor. Bilmiyor tabii. Evet, bilmiyor gerçekten. Ya o apayrı bir şey yani gerçekten. Yani biz her zaman ifade ediyoruz ya, bizim sağlık sistemimizin böyle günübirlik politikalarla değil, bizim sağlık sistemimizi masaya yatırıp 20 yıllık, 50 yıllık, 70 yıllık, 100 yıllık bence planlamaların yapılması lazım. Hı hı. Yani şu an sağlık sistemimiz gerçekten çok kötü. Hem siyasalaşması yönüyle kötü, hem işte aile hekimlerimiz bir tarafta, 112'lerimizin işte böyle dolmuş gibi kullanılması diğer tarafta, hastanelerimizde performans sistemiyle iş yapılması, masaya yatırılması lazım. Hani belki bakanlık yetkililerimiz de haklı. Şimdi performansın olmadığı yerde bazen hekim arkadaşlarımız işte 3 hasta bakacaksa 2 hasta bakabiliyor. Ya bunlar masaya yatırılıp en sağlıklı nasıl olur? Bunun hesabını yapmak lazım. Evet. Sonuçta ve işin ucunda insan var, insan sağlığı var. Kesinlikle. Ve çalışanlar da birer insan. Tabii onu da tabii. Atlamamak lazım. Tabii, aynen yani öyle. Hekim diyoruz, hemşire diyoruz ama bazen bence onların yani hastalar olarak bazen onların da insan olduğunu unutuyoruz. Kesinlikle. Tabii, onların onu da bir ailesinin lazım. Olduğunu. Ne bileyim bir yani o ailesinde çocukların olduğunu, ev hanımı olduğunu yerine göre unutuyoruz maalesef. Bu arada noktalayacağız, sonlara da gelmişiz. Şöyle bir yorumların bazılarına da bakayım, atlamayayım dedim. Teşvik ve tabandaki uçurum iş barışını bozacaktır yazmış izleyenlerimiz. Eşit işe eşit ücret sloganı hayal oldu diyenler var. Kiraz ilçe temsilciliğinden, Birlik Sağlık Sen Kiraz ilçe temsilciliğinden Halil Karakulak, mücadelemiz hakkın, hukukun, adaletin ve liyakatin üstünlüğü içindir demiş yorum yazanlardan bazıları. Teşekkür edeyim, ona da aktarmayayım. Bizim konuştuğumuz bizim konuştuğumuz konuların bir özeti aslında. Tabii, bizi öyle. İzleyenlerin kesinlikle. De yazdıklarına tabii. Baktığımızda evet. Ama dediğiniz gibi belli başlı önemli konular var. Bir an önce masaya yatırıp çözülmesi gereken. Bazıları da onların paralelinde zaten ilerleyecektir. Noktalayacağız ama dün sosyal medyada gördüm, şehir hastanelerinin tabelası, şehir hastanesinin tabelası galiba eklenmeye başlamış. Bilmiyorum, gördünüz mü? Tabelaları eklenmiş yol üzerine, çevre yolu üzerine. Biliyoruz uzun süredir zaten tartışmaları da beraberinde getiriyor. Hem şehir hastaneleri özelinde getiriyor, bir de bitmiyor. Çok uzun zamandır. Tabelalardan başlamak önemli tabii yani. Tabelaları konulmuş, bilmiyorum gerisi nasıl gelir. Verilen tarih bu sefer tutar mı? Önce vatandaşlarımıza hastanenin yolunu öğretmekte fayda var, boş da olsa. Şimdi biz sendika olarak defalarca ifade ettik, yine ifade ediyoruz. Şehir hastaneleri bizim ülkemizin yapısına uygun bir yapı değil. Şehir hastaneleri sisteminden kesinlikle vazgeçilmesi lazım. Bakın biraz önce gelirken yine gözüm çarptı. Şehir hastanesinin orada hizmete girmeden şehir hastanesinin üst tarafları olduğu gibi bina oldu. Evet. Rant paylaşımı. Yani bunu yapanlar belki de biz orada bina yapalım mantığıyla mı yapıyor önceden bilmiyorum da. Deprem konutlarının yani, bir kısmı o tarafta oluyor zaten. Deprem konutlarının kadarıyla. Bir kısmı orada ama deprem onun konutlarının haricinde çok fazla miktarda özel konut var orada şu an. Zaten görünüyor. Tabii sonra kıymetleneceği için şimdiden. Şimdiden yapıyorlar. Şimdi şehir hastanelerinden ziyade yani Şubat vermişti en son bizim bildiğimiz kadarıyla söylüyorum tabii şehir hastanesinin açılma tarihini. Keşke açılmazsa bana göre. Keşke bizim mevcut devlet hastanelerimizi revize etsek, pırıl pırıl hastaneler yapsak. Çünkü şehir hastanelerini mesela bak devlete bile devlet hastanesine gelen bir vatandaşın maliyeti 2 liraysa şehir hastanesine gittiğinde 4 lira oluyor. Hı. Ya da 3 lira oluyor. Daha fazla maliyet gerektiriyor. Ve verilen teminatlar ayrı bir yerde. Ve şehir hastanelerinin işte geçen nereye gittim ben? Eskişehir Şehir Hastanesi'ne uğradım. Bir sürü ambulans var önünde. Hı hı. Orada 112'deki çocuklara dedim ki yani çocuklar hep buraya mı geliyorsunuz? Evet abi bizim talimat bu şekilde, hep şehir hastanesine getiriyoruz. Aldığımız vakalar dediler. Hı. Şimdi çocuklar söylüyor mesela 10 kilometre ileride bir hastane var ama verilen talimatla 10 kilometre ilerideki hastane değil 40 kilometre ilerideki şehir hastanesine hasta taşıyor ambulans. Peki o aradaki 20 kilometre 30 kilometrelik mesafede vatandaş hayatını kaybetse bunun sorumluluğunu kim alır? Ki bazen bir dakika bile çok kıymetli. Saniyeler saniye kıymetli. Saniyeler doğru. Önemli yani. Trafik kazasında, kan kaybında, tabii. Ne bileyim kalp krizinde bunlar önemli.
Yani burada bizim şehir hastaneleri bizim ülkemiz yapısına uygun değil. Gerçekten böyle masaya oturup mevcut hastanelerimizi revize etmek, onları düzenlemek. En iyi hizmet, en sağlıklı hizmet, vatandaşa en yakın olan, kolay ulaşabildiği yerden aldığı hizmettir. Evet, en hızlı, yani en hızlı aldığı hizmettir. En sağlıklı aldığı hizmettir. Onun için şehir hastaneleri sisteminden bence vazgeçilmesi lazım. Yani İzmir Şehir Hastanesi ne zaman açılır bilmiyorum ama yenileri ilgili Allah'a şükür yeni adımlar yok, onu görüyoruz. ama yanlış bir sistem, yanlış bir uygulama. Önümüzdeki süreçte de aynı otoyollar, köprüler, havaalanları gibi şehir hastanelerde maalesef bizim ekonomimizin sırtında bir kambur olarak gelecek. Daha önce okumuştum. Gelecek. Bunu deneyen ülkelerin birçoğu vazgeçmiş tabii. Bu sistemden. Kamulaştırma için de çok çaba harcamışlar. Evet, kamulaştırma için. Tabii. Doğru. Yani bir kitap getirdi gazeteci arkadaşımızın bir tanesi. Şehir hastanesinde şimdi tabii bir ucundan bir ucuna 2,5-3 kilometre. Yani oradan oraya gitmek zor. Kaybolan vatandaşların basması için butonlar yapmışlar.